Tamam beyler. Nasılsınız? İyiyiz valla çok şükür. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Medyapım. Evet. Fatih Aksiyon'un yapımcılığında. Gonca Mustatir'e çok güzel bir hikaye yazmış. Biz de bir yerinden dokunacağız hikayeye. Bugün okuma programımız vardı. 3-4 gün sonra da sinete çıkacağız. İnşallah çok güzel bir komedi filmi geliyor. İlk de tanışmalar oldu herhalde. Herkesle tanışıyor muyduk yoksa? Tabii. Herkes birbiriyle tanışıyor. Kostüm provaları oldu, makyaj provaları oldu, okuma provaları oldu. Bitirdik. Şimdi bundan sonra şeyi bekliyoruz. Sete çıkmayı bekliyoruz. Çalışmayı bekliyoruz. Ufak ufak biraz hikayeden bahsedebilir miyiz? Nasıl bir film geliyor en azından? Ya çok komik bir film geliyor diyeyim. Birazdan Gonca gelir. Gonca daha güzel anlatır. Gonca daha güzel anlatır. Çünkü o yazdı. Size nasıl bir karakter yazmış o zaman? Benim oynadığım karakter de bu. Herkes çok komik. Ama ben daha komik. Rol çalmamak kaydıyla tabii ki. Yani öyle bir ekip var ki herkes selebriti. Yani evet. O yüzden de küçük rolmüş, büyük rolmüş falan öyle bir durum yok. Herkes all star. Herkes bu sektörde ismini altın harflerle yazdırmış bir sürü projede. O yüzden de şey bir ekip. Oyuncu anlamında zengin bir ekip ve çok yetenekli bir ekip. Doğru bir yerdeyiz, Medyapop. Setler İstanbul'da mı olacak? Yoksa? İstanbul'da olacak. İstanbul'da çalışacağız. Ondan sonra bu bitecek. Sonra bir film daha var, onu çekmeye başlayacağım. Böyle koşturmaca devam ediyor. Oyuncu ne yapar? Çalışır. Süper, iyi gördük sizi bu arada. İyi ya, ben Mayıs ayında iki tane film çektim. Kilo vermem gerekiyordu. Biraz aynen zayıflamış. Yani 5-6 kilo dediler. Verebilir misiniz Ufuk Bey diye. Ben de o zaman böyle spor yapmayı çok sevmiyorum. Sıkılıyorum. İşte diyetten ama nasıl yapacağım bu işi falan. Öyle bir araştırayım edeyim dedim. O Hollywood yıldızlarının yaptığı bir şey varmış. Adamlar da bir adam akıllı yapıyor. Adam bir gün karbonhidrat, protein her şeyden yiyor. İkinci gün sadece meyve yiyor. Gün aşırı böyle böyle devam ediyor. Ben böyle başladım efendim gibi. Sonra bütün haftaya yaydım bunu. Sadece meyve. Tabii karbonhidrat, protein hiçbir şey almayınca tabii ki bağışıklık sistemim de bir anda çöktü. Çok daha hızlı kilo vermeye başladım ama şu anda o son 1,5 aydır falan bu benim almış halim. Sağlıkla ilgili bir sorun oldu mu peki? Böyle hızlı kilo verince genelde hani etkiliyor ya vücudu? Yok, çok şükür bir şey olmadı. Ama şey, bir 3-4 kilo aldım. Üzerine aldım tabii ki. Süper. Son olarak da yani film var ama bugün onun üstüne bir de magazinsel bir evlilik haberini sorsak. Evet. Ya bu hayatta insan şaşar, beşer ama bizde öyle bir şey olmadı. Yani bir hala söylüyorum, herkese söylüyorum. Arayan, soranlara da söylüyorum. Eşim, oğlum, kavgasız, gürültüsüz, huzurlu, 16 yıl yaşadık. Hali hazırda da her gün görüşüyoruz. Biz sadece evleri ayırdık. Çok klasik bir laftır ama hadi ben de oradan gideyim. Fikir ayrılığı diyelim. Birbirimize gereken önemi belki gösterememiş olabiliriz. Biraz alışkanlık, biraz hani zaten 16 sene özenme kısmı da biraz yani en azından kendi adıma söyleyebilirim ki. Yoksa beni çok iyi biliyorsunuz yani ben iş, ev, evet. İş yaşayan biriyim yıllardır. Biz hani hakikaten birlikte gittik adliyeyi, öpüştük, sarıldık. Ertesi gün yemeğe çıktık. İşte ondan 5 gün sonra oğlumuzla beraber Galata Port'a gittik, Ortaköy'e gittik falan. Yani önemli olan bu şekilde devam ettirmek. Aynı şekilde de yani sonuçta hani Özkan soyadına yakışır bir şekilde. 16 seneye yakışır bir şekilde. Bunu bize yakışan şekilde yani devam ettireceğiz bu şekilde ama oğluma da söylediğim bir şey var. Biz evet belki boşanmış olabiliriz. İlk boşanan da biz değiliz. Son da olmayacağız tabii ki. Ama biz sadece evleri ayırdık. O kadar. Ha bu şu demek değil mesela ben geleceğim evimde
kalacağım. Evet, koltukta yatacağım belki. Yani işte oğlum gelecek. Eşimle dışarıda yemekler yenecek, evde yenecek. Yani tek değişen bir şey var. Evet, ayrı evlerde olacağız ama kalbimiz bir olacak. Amacımız bir olacak. Pırlanta gibi bir oğlumuz var. Ona annelik ve babalık yapmaya devam edeceğiz. Tarz durumlarda hep genelde çocuk düşünülür ya. Kendisi nasıl? Yani ya, genelde bu tarz biraz etkilenen kısım oluyor ya. Bir aç şimdi Eren tabii 14 yaşında ergenliğe girdi. Evet. İlk başta tabii ki bir anlamaya, kavramaya çalıştı durumu falan. İşte annesi konuştu, sonra ben konuştum. Anlattım, bayağı bir anlattım. Yani biz ayrı, yani annenle sadece hani ilişki anlamında ayrıldık. Yoksa sevgimiz baki, birbirimize saygımız baki. 16 sene sonra zaten alıp her şeyi çöpe atamazsın. Biz yani bir şey yaşadık da ayrılmadık. Hani bir sorun yaşadık da ayrılmadık. Sadece biraz özensiz bir alışkanlığa dönüştü bazı şeyler ve baktık ki inşa edemiyoruz bazı şeyleri. O yüzden de birbirimize hak verip bir şekilde böyle bir nokta değil de virgül attık diyelim yani. Hayırlısı olsun diyelim. Fazla da bunun hakkında konuşmak da istemiyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, evet. Muhteşemdi, çok eğlenceliydi, çok güldüm. Yani bakalım nasıl olacak, bu yolculukların sonu nasıl çıkacak belli olmaz ama çok umut vaat ediyor, çok keyifli. Kadro da çok konuşulacağı benziyor, genç kadro. Evet, evet, çok güzel. Onunla ilgili ne söyleyeceksiniz, düşünceleriniz neler? Vallahi hepsi birbirinden değerli oyuncular, çok değerli bir yönetmen, çok iyi bir yapım firması ve yani artık çalışacağız, işimize bakacağız. Nasıl karakterde göreceğiz? Değişik bir karakter de göreceğiz. Hem yaş olarak hem tavır olarak farklı bir karakter olacak. Zaten değişken rolleri oynamayı seviyorum. Benim için de değişik bir şey olacak. Bilmiyorum, hep birlikte göreceğiz sonucunun nasıl olacağını. Yaz nasıl geçiyor peki? Yaz yoğun geçiyor. Hem bir taraftan tiyatroya hem işte diziye ara verdik. Bir sakatlık süreci geçirmiştim. Bir köpek saldırısına uğradınız. Ya yalan dolan ya. Siz abartıyorsunuz. Haberler çıktı ama. Nedir sakatlık? Onu düzeltelim hemen. Grup olarak açık alana gittik Burdur'da. Ama köpeklerin alanıydı. Onlar da içgüdüsel olarak yapmaları gerekeni yaptı. Biz yapmamamız gerekeni yaptığımız için oraya gittik. Hoş olmadı yani. Bir hayvansever olarak yaptığımız da doğru değildi. Onları irite ettik. Onlar da saldırdı. Biz de kaçarken sakatlandık yani. Bu yaşta kaçarsan olacağı oluyor. Geçmiş olsun. İyi çok, misiniz şimdi? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Bomba gibi başlayacağım sezona. Evet, dizi başlayacak. Tarih belli oldu mu? Şu anda belli değil. Anlatayım. Yok, çok güzel. Onun da treatmanlarını falan okudum. Çok güzel ve sürprizlerle dolu başlayacak. Güzel olacak yani. Güzel olacak bu sene. Güzel şeyler vaat ediyor. Tiyatro da aynı şekilde. Yeni bir oyuna da başlıyoruz. Serhat Arıcan benim abim biliyorsunuz. Onunla beraber iki kişilik bir oyuna başlayacağız. Bir de bir garip Orhan Veli müzikali devam ediyor. Öyle. Aynı anda dizi, tiyatro, film. Bayağı yoğun bir sezon olacak. Bizim yaşımız için zaman sorun değil. Gençler için sorun oluyor. Bizim yaşımızda ne kadar çalışırsak o kadar iyi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.